heyecanlı mısın? Biraz. Anne. Kızlar, günaydın. 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 Ne oldu, korkuttun mu? Yok, uyandığını fark etmedik. Erkencisiniz bu sabah? Yetimhanede çok işimiz var bugün. Bugün Darül mesaide babaanneniz Mevlid için yemek vereceğiz ama işlerinizi bitirip gelirsiniz. Yok, biz gelemeyiz. Ne demek gelemeyiz Yıldız? Anne, yetimhaneyi teftişe gelecekler Atina'dan. Biz bırakamayız yetimhaneyi. Aa. Kızım, babaannem için deseniz. Öyle ama bu sefer onlar çok zorlanır. Allah Allah. İyi, işlerinizi halledin o zaman. Tamam. Hilal. Son bir kez daha soruyorum. Annenin ve babanın rızası olmadan bu ameliyata girmek istiyor musun gerçekten? Emin misin? Evet, eminim. Bütün mesuliyet bana ait. Buradaki arkadaşlarım da şahit. Siz müsteri olun lütfen Suat Bey. Peki. O zaman biraz sonra bir hemşire gelecek ve seni ameliyata alacak. Tamam mı? İyiyim Cezmi, sağ ol. Sedda ne olduğunu anlayamadan gözleri de açıp kapayıncaya kadar geçecek bitecek. Eğer bana bir şey olursa gazete... Sen ne biçim konuşursun Hilal kardeşlik? Sana hiçbir şey olmayacak. Ne talihliyim ki sizin gibi arkadaşlarım var. Bana bak. Seni böyle veda minvalinde konuşmalar yapmaktan men ediyorum ablan olarak. Rahatsız etmiyorum değil mi? Biz sizi yalnız bırakalım. Geleceğini biliyordum. Blöfüm işe yaramadı, ne yapayım? İnadını hafife aldım, hata bende. Nasılsın? Sana korkak değilim demiştim ya. Sandığım kadar cesur değilmişim sanırım. Biraz korkuyorum aslında. Cesaretim korkmamakla bir alakası yok ki, herkes korkar. Ama cesurlar korkmalarına rağmen mücadele etmeye devam ederler. Bu yazıyı ben Halit İkbal'in bir yazısından mı hatırlıyorum? Nereden geldi Halit İkbal aklına? İçine mi doğdu? Ne içime mi doğdu? Şu çekmeceyi açsana anne. Halit İkbal'in veda yazısı. Eğer ameliyattan sağ çıkamazsam yayınlarsınız bunu. Kendin gelirsin matbaaya, kendin yayınlarsın. Leon, lütfen söz ver. Hilal. Leon, söz ver dedim. Hastamızı ameliyat için hazırlamamız gerekiyor. Söz veriyorum. Seni seviyorum Süleyman. Seni seviyorum küçük hanım. Ama vedalaşmıyorum, burada bekleyeceğim. Tamam? Türk ordusu Sakarya Nehri'ni ardına alınca
Yunan topçularının sesi Ankara'dan duyulunca çare nerede diye sorulmaya başlanmış. Sevr gibi, manda gibi köhne ve uğursuz laflar tekrar fısıldanmaktaymış. Çare dışarıda değil, içimizdedir kardeşlerim. Çare bizzat bu vatanın topraklarında ve evlatlarındadır. Bu memlekette bir kurşun atılması icap ederse bir Hasan Basri çıkar. İlk kurşunu atıp canını verir. Bir söz söylenmesi icap ederse Halide Edip çıkar. Sultanahmet meydanında hakikati haykırır. İstiklal ve hürriyete metiye yazılması icap ederse Mehmet Akif çıkar. Şiirlerin en güzelini milletine armağan eder. Bu vatanın toprakları öylesine münbittir ki her köşesinden ismini bildiğimiz, bilmediğimiz kahramanlar çıkartır. Hasan Basri'ler, Halide Edip'ler, Mehmet Akif'ler gitse bile adları kalır. Niceleri arkalarından gelir. Aynı safta onların bıraktığı yeri alır. Bu satırların naçiz muharriri için de böyledir bu. Yaşlı, genç, kadın, erkek, nice vatan evladı bugün canını verirken yarın belki Halit İkbal de ölür. Hürriyeti görmeden gitmekten başka bir teessürüm olmaz. Çünkü bilirim ki bir Halit İkbal ölür, bin Halit İkbal dirilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.